Special. Öncelikle bizlerin buraya toplanmasına vesile olan ve bize bu başarı onurunu tattıran değerli öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Özellikle en büyük teşekkürüm sizleri gece gündüz yalnız bırakmayan, her anınızı adım adım kontrol eden meslektaşlarımız olan öğretmenlerimize, idarecilerimize. Bunun yanında yemeyip yediren, giymeyip giydiren, içmeyip içiren değerli velilerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi marifet iltifata tabi demişler. Marifeti olan elbette her düzeyde ama. İster ilkokula giden, ister ortaokul, ister lise, ister üniversite. Ama hangi düzeyde olursa olsun marifeti olanın mutlaka bizim kültürümüzde iltifat da vardır, değil mi? Bizim kültürümüzün bir parçasıdır. Marifet iltifata tabidir diye. Bugün işte Milli Eğitim Müdürlüğümüz Ünal Bey beraberce değerli belediye başkanımızla, diğer paydaşlarımız, öğretmenlerimiz, velilerimiz, okul müdürlerimizle beraber böyle güzel bir iltifat noktasında güzel bir program düzenlemişler. Bu programla da sizlerle birlikte bu programı icra ediyor olmak da bana büyük mutluluk verdi. Çok değerli velilerimiz, çok değerli öğretmenlerimiz ve yavruları. Allah bize Necip Büyük Türk Milleti'ni çok sevdiği için öyle güzel bir coğrafya vermiş ki teşbihte hata olmaz, müftümüz burada mı? Teşbihte hata olmaz, adeta dünyada vermiş bize bu cenneti. Böyle bir cennet vatanın da, cennet vatanına da göz diken dünyanın 200 küsür ülkesi var. En az bunun %70'i, 80'i bizim ülkemize göz dikmiş durumda. O yüzden bizi sürekli rahatsız ediyorlar. Bak bize tarih derslerinde öğretmenlerimiz öğretiyordur. Sayısız Haçlı seferleri düzenlemişler çocuklar. Anadolu'ya biz 1000 yıldır gelmişiz. 1000 yıldır bu topraklarda yaşıyoruz. Ve en uzun yaşayan bu topraklarda da Necip Büyük Türk Milleti. İslam inancıyla yoğrulmuş Büyük Türk Milleti. Yani sizlerin, bizlerin dedeleri, ataları bu topraklarda 1000 yıldır yaşıyor. Ve inşallah sizler de bizim bir abi olarak bizim sözlerimizde, tecrübelerimizden faydalanırsanız inşallah bu topraklarda 1000 yıllar değil, bu dünyada yüce yaratan insanı ne kadar süre yaşatacaksa o kadar bu topraklarda Türk çocukları inşallah yaşayacak, siz yaşayacaksınız. Sayın Kaynatan'ın 3 şeyi başarı getirir diyorlar büyüklerimiz. Birincisi öğrencinin hevesi. İkincisi öğretmenlerin nefesi. Üçüncüsü velilerin kesesi diyorlar ama ben bugün dördüncüyü de ekliyorum, iş adamlarımızın da kesesi diye dördüncüyü de ilave ediyorum. Gerçekten doğduğu yerle ödeşen iş adamlarımızı ben ayakta alkışlıyorum. Canı gönülden tebrik ediyorum. Bugün eğitim ordumuza gerçekten bu katılarıyla ben inşallah teşvik edeceğim.